Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda teknik analiz eğitim serimizin 4. videosuyla karşınızdayım. Ee, bu bölümde formasyonlardan başlayacağız arkadaşlar. Formasyonlar bir videodan çok daha fazla sürecek. Belki 6-7 video sürecek. Ee, böyle sakin sakin anlatmak istiyorum. Ee, o yüzden e, bu bölümde 2 adet formasyondan bahsedeceğim arkadaşlar. Obo dediğimiz omuz baş omuz. Ve TOBO dediğimiz ters omuz baş omuz formasyonlarından bahsedeceğim sizlere. <laughs> Öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Ee, ücretsiz bir şekilde size teknik analiz eğitim videosu serisi hazırladım. Ve baştan beri söylediğim üzere herkesin teknik analize doğru bir şekilde öğrenmesini istiyorum. Sonrasında teknik analiz eğitim serimiz bittiğinde de canlı örnekler yapacağız arkadaşlar. Canlı yayınlarla. Onun dışında... Yine videolarla, örneklerle bütün öğrendiklerimizi destekleyeceğiz. Yalnız bu noktada sizden bir ricam olacak gerçekten bu yemeklere karşılık. Ee, Birçok kişi arkadaşlar videoyu beğenmiyor, ee, yorum atmıyor. Bunun dışında e, kanala abone olmuyor yani izleyip geçiyor. E, bunu tamamen size ücretsiz e, sağlıyorum ve hiçbir şekilde e, bunu bir tehdit aracı olarak bugüne kadar kullanmaya çalışmadım. E, ancak geçenki videoda da şöyle bir şey oldu. Bir nokta dahi olsa bir yorum atın dedim. Arkadaşım biri nokta attı. Demek ki bu şekilde davranmamam gerekiyormuş. Onu anladım. Bundan sonraki ikinci formasyonların ikinci eğitim serisi arkadaşlar. Bu videoya 500 beğeni gelmeden ya da 6000 abone olmadan ikisinden biri sağlanmadan yayınlanmayacak. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Videoya beğeni ve yorum atarsanız ya da abone olursanız kanalımıza. Ee, çok sevinirim arkadaşlar. Ee, şimdi bugünkü dersimizde neyden bahsedeceğiz arkadaşlar? Ee, omuz baş omuz dediğimiz obo formasyonundan ve e, toba'dan Ters omuz baş omuzdan bahsedeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar şöyle bir şey yaptım size. Ee, sıfırdan bakın gizli sekmeden bir şeye girdim. Trading view'e girdim. Buradan göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu hayal edin. Ee, kendi Kendinize bakın şu an. Omuzunuzu hayal edin arkadaşlar. Sol omuzunuzu, başınızı ve sağ omzunuzu hayal edin. Hatta bu omuzlarınızı biraz daha yukarı yani sağ ve sol omuzunuzu biraz daha yukarı kaldırdığınızı farz edin arkadaşlar. Şimdi bu formasyon tamamen bununla birebir. Omuz baş omuz formasyonları bununla birebir arkadaşlar. Bir sol omuz var. Bir baş var. Ve bir de ne var arkadaşlar sağımız var. Şimdi burada püf noktası şunu söyleyeyim. Ee, bunu daha net görebilmek için arkadaşlar, bunu birçok kişi söylemiyor ama ben bunu size söyleyeceğim. Bununla daha net görebilmek için trading de şurada gelip arkadaşlar çizgi yazan yeri kullanabilirsiniz. Bakın çizgi. Bu mum grafiğinden daha çok çizgi grafiğinde çok daha net görülebilen bir şey. Meza baktınız. Mum grafikten baktınız. Bakın şurada bir omuz baş omuz görebiliyorsunuz. Ama teyit amacıyla bunu gelip çizgi grafiğine alırsanız, ee, bakın omuz baş omuzu çok daha rahat görebiliyorsunuz. Şimdi ilk önce omuz baş omuz nedir? Omuz, omuz baş omuz arkadaşlar ee, düşüş trendini gösterir. Yani ee, bu formasyonun gerçekleşmesi sonrasında düşüşün geleceğini söyler. Şimdi bu düşüş ne kadar olacak? Bundan bahsedeceğiz. Boyun çizgisi nedir? Bundan bahsedeceğiz. Ama ilk önce söylediğim gibi arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bakın kendi omuzunuza bakın, sol omuzunuza, başınıza bakın, sağ omuzunuza bakın ve biraz bunları sağ ve sol omuzunuza hafif yukarı kaldırdığınızı düşünün. Şimdi arkadaşlar bakın burada yapmamız gereken ilk önce bir yatay çizgi koyacağız. Bakın yatay çizgiye bastım. Bu yatay çizgiyi arkadaşlar Sol ve sağ omuzun düştüğü en düşük noktaya koyuyoruz arkadaşlar. Bakın bunu şöyle kırmızı yapalım. Şöyle biraz daha şöyle biraz daha kalınlaştıralım. Bakın arkadaşlar, sol omuz var. Fiyatlar tekrar burası boyun çizgisi olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Bakın yine hayal edin, boynumuzu hayal edin. Biraz neydi arkadaşlar? Omuzlarınız biraz yukarıdaydı. Boynunuzu hayal edin şimdi boyun çizgisini. Fiyatlar tekrar boynunuza düştü başınıza çıktı, tekrar boyuna düştü. Tekrar ne oldu arkadaşlar? Ee, boyuna tekrar, boyuna çıktı arkadaşlar ve düştü. Şimdi burada arkadaşlar bu formasyon gerçekleştiğine bakın. Solumuz baş, sağumuz gerçekleştikten sonra bir düşüş trendi beklenir. Şimdi bu düşüş ne kadar olacak? Hemen onu gösterelim. Buraya geleceksiniz arkadaşlar yine. Fiyat aralığı bunu daha önce gösterdik. Bakın Başla arkadaşlar. Alın çizgisi dediğimiz, şey boyun çizgisi dediğimiz yere bunu da şöyle kırmızı yapalım. Şöyle biraz da kalınlaştıralım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Başla boyun çizgisi dediğimiz yere bir şuradan geliyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Fiyat aralığı çiziyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ne? Eğer bu formasyon gerçekleşirse fiyatın ne kadar aşağı düşebileceğini tahmin etmek arkadaşlar. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Bakın buradan kırıldığı yere bunu katıp hemen gelip şuradan bir yatay çizgi görüyoruz. Koyuyoruz. Şunu da şuradan alalım artık. Bunun bir anlamı kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyat, omuz, baş, omuz formasyonunu yaptıktan sonra beklediğimiz kadar bu fiyata düşmüş. Hocam bu fiyatın altına da düşmüş diyebilirsiniz. Bu önemli değil arkadaşlar. Formasyon tam o aralıkta gerçekleşecek diye bir şey yok. Burada dikkat etmeniz gereken şey omuz baş omuz formasyonundan sonra düşüş gerçekleşirse bu aralıktan sonra şu noktada artık alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne zaman satış yapacağım hocam derseniz şimdi bunu iki türlü yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer sağ omuzun bakın şuradan çizelim. Eğer buradan satış yaparsanız bu formasyonun kesin olarak gerçekleşeceğini düşünüp risk almış olursunuz. Yani hocam ben solumuz gerçekleşti, baş gerçekleşti, sağ omuz da gerçekleşti. Şuralara geldi. Ben artık bu formasyonun gerçekleşeceğini düşünüyorum diye düşünürüm derseniz bu bir risktir arkadaşlar. Çünkü fiyatlar buradan gelip tekrar yükselebilir ve bu formasyon gerçekleşmeyebilir. Bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tam bu noktada bakın. Tam bu noktada artık satış vermemiz gerekiyor. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Bu aralık gerçekleşip bu aşağı noktaya düşene kadar tam bu noktada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık alış veriyoruz. Şimdi omuz baş omuz formasyonunu bu şekilde anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım. Burada da arkadaşlar şuna dikkat edin. Omuz baş omuz en çok bilinen formasyonlardan bir tanesi. Dolayısıyla birçok arkadaşım grupta da Sürekli omuz baş omuz formasyonunu yapmaya çalıştığını görüyorum. Sırf arkadaşlar formasyon oluşturmak için en baştan beri söylüyorum. Sırf teknik analizde olmasını istediğiniz şeyleri görmeye çal yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Gerçekten bir formasyon varsa bunu gerçekleştirin arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Şimdi de arkadaşlar ters omuz baş omuz formasyonu yani tobodan bahsedeceğiz. Ters omuz baş omuz formasyonu arkadaşlar ee, omuz baş omuz formasyonunun tam tersidir ve ee, bu formasyonun gerçekleşmesi halinde fiyatların yukarı yönlü hareket edeceğini gösterir arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi yine kendinize hayal edin arkadaşlar bu sefer tersine hayal edin omuz baş omuz formasyonu ve yükselen bir trend görüyoruz daha sonrasında yükseliş hareketi görüyoruz. Bu yükseliş hareketinde beklenen artış ne kadardır? Yine omuz baş omuz formasyonunun aslında aynısıdır. Şimdi yine baştan çiziyorum arkadaşlar her şeyi ee, tekrar tekrar öğrenin diye. Bakın buraya geldik arkadaşlar. Nereye çizdik arkadaşlar? Omuzların e, değdiği en üst noktalara çizdik. Bunu biraz kalınlaştıralım. Yine burayı da bir kırmızı yapalım. Şimdi buradaki yükseliş hareketini nasıl bekliyoruz arkadaşlar? Yine geldik bakın buraya. Fiyat aralığına tıkladık. Boyun çizgisi, burası da bunun boyun çizgisi arkadaşlar. Boyun çizgisinden işaretledik, buraya aldık arkadaşlar. Sonra geldik arkadaşlar. Bakın, omu, ters omuz baş, omuz formasyonu sonrasında normalde yükseliş hareketini, bakın, şu noktaya kadar kesin olarak e, gelmesini bekleriz. Ama burada gördüğünüz gibi biraz daha Üst taraflara hatta çok daha üst taraflara çıkmış. Şimdi arkadaşlar omuz baş omuz ve ters omuz baş omuz formasyonların biraz da yorumlanmasına geçeceğim. Ee, biraz da kendi açımdan yorumlayacağım sizlere. Ee, bence burası da gayet önemli bir nokta. Ee, dediğim gibi formasyonlarda ee, sadece ee, işte bu formasyon gerçekleşti hemen bu olacak tarzında yaklaşımlar yaparsanız ee, her zaman doğru olmayabilir. Ki bak burada da gördüğünüz gibi ne olmuş arkadaşlar ters omuz baş omuz formasyonu gerçekleştikten sonra beklediğimiz fiyat aralığının çok daha üstünde bir artış gerçekleşmiş ki bu örneği sizin için bilerek seçtim. Şimdi burada nasıl yorumlarız arkadaşlar? Bakın burada ne yapıyorduk ilk başta bahsettiğim gibi ee, ilk derste bahsettiğim gibi bir trendin kırılması sonrasında. Harekette neye bakıyorduk arkadaşlar? Hacme bakıyorduk. Bakın normalde bunu siz e, diyelim ki ters omuz baş omuz formasyonunu bilmiyorsunuz. Şimdi ilk dersine dönün. İlk dersimize dönelim arkadaşlar. Bunu nasıl algılarsınız? Burayı bir yatay trend olarak algılarsınız. Ve yatay trendin üzerinden geçen bakın yatay trend destek noktamız direnç noktamız arkadaşlar. Geliyor dirence gidiyor geri dönüyor dirence gidiyor geri dönüyor dirence gidiyor ve geçiyor. İşte bu geçtiği noktada bunu yatay trend olarak bile algılasanız arkadaşlar zaten bu yükselişi yine aynı şekilde ölçtüğümüz için arkadaşlar buraya ulaşacaktınız. Bundan sonra yapmanız gereken bakın fiyat hareketleri devam ediyor. Nereye geldik? Bakın buraya geldim. Buraya geldikten sonra artık neye bakacağız arkadaşlar? Hacmi de devreye sokun. Bakın gördüğünüz gibi hacmin arttığını görüyoruz. Artık bu hareketin devam ettiği noktasında Size bir fikir verebilir arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Her zaman omuz baş omuz ya da ters omuz baş omuzda formasyon gerçekleştirdikten sonra boyun çizgisiyle baş çizgisi arasındaki yükseliş gerçekleşmeyebilir ya da çok daha fazlası gerçekleşebilir. Şimdi yine yaklaşımlarda bulunacağım arkadaşlar. Dediğim gibi sadece size bir konuyu anlatıp işte işte omuz baş omuz budur ters omuz baş omuz budur işte omuz baş omuz olursa düşüş gelir ters omuz baş omuz olursa yükseliş gelir tarzını anlatmak istemiyorum bunun bir mantalitesi de var aslında biraz da bunu kendi açımdan yorumlamak istiyorum bu arada telefonun sesini yine sessiz almayı unutmuşum çok çok özür diliyorum hepinizden bir dahakinde kesin olarak dikkat edeceğim arkadaşlar şimdi bakın şöyle yapalım buradan bir fırçamızı alalım bunu yine ben kırmızı seviyorum kırmızı yapalım şimdi Omuz baş omuz formasyonunu bakın şöyle bir çizgi çizelim. Aslında bunu yatay çizgi olarak çizelim. Neyse önemli değil arkadaşlar. Şimdi omuz baş omuz formasyonunu şöyle elle bir çizelim arkadaşlar. Şimdi bu bir formasyon olarak değerlendirebilirsiniz. Ya da bunu yatay bir trend olarak dediğim gibi bakın yatay bir trend olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi Omuz baş omuz ve ters omuz baş omuz neden önemlidir biliyor musunuz arkadaşlar? Şu Aslında şu yaklaşımdan dolayı önemli. Bakın bunun bir yatay trend olduğunu düşün. Burası ne noktası arkadaşlar? Destek noktası. Burası neresi? Direnç noktası arkadaşlar. Şimdi ne demiştik ilk dersimizde? Bir desteğe ne kadar çok dokunuyorsa o kadar güçlü bir destektir. Yine bir dirence ne kadar çok dokunuyorsa o kadar ne demiştik arkadaşlar? Güçlü bir dirençtir demiştik. Aynı şekilde yatay yükselen ya da düşen trendlerde ne kadar çok e, yine indikatörler kısmında bahsetmiştik. Aşağı doğru yani aşağı kısma yaklaşıyorsa bu düşüşü yukarı kısma yaklaşıyorsa yine ne demiştik? Yükselişi gösterir demiştik. Şimdi hocam ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum bakın. Burası bir destek. 1, 2, 3, 4 kere destek. Yani güçlü bir destek oluşmuş. Dolayısıyla bu formasyon oluşturduk. Oluştuktan sonra düşüşün güçlü bir desteğe kırmasından dolayı ne olur arkadaşlar? Sert olması beklenir. O yüzden omuz baş omuz formasyonu önemlidir. Şimdi hocam bu yatay trende bahsettik. Hemen şu çizimleri yine kaldıralım. Yine gelelim fırçamızı alalım. Şimdi bu formasyonun yükseliş trendinde olduğunu düşünelim. Bakın geldik. Bakın Geldik omuz. Baş. Omuzu çizdik. Yine aynı şekilde buranın bir yükseliş trendi olduğunu düşünelim arkadaşlar. Yine aynı mantıkla arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4 kez ne oluyor arkadaşlar? Bu yükselen trendle de destek noktasına değiyor. Dolayısıyla bu destek noktasına artık ne diyebiliriz? Tabi ücretsiz de anlatınca böyle oluyor arkadaşlar. Bu destek noktasında ne diyebiliriz arkadaşlar? Güçlü bir destek olmuştur. Güçlü bir desteğin kırılması da neyi işaret eder arkadaşlar? Hızlı ve sert bir düşüşü ifade eder. O yüzden her zaman söylediğim gibi teknik analizi komple bir bütün olarak düşünün arkadaşlar. Yani sadece bu formasyon gerçekleşti. İşte bu omuz baş omuz oldu. Evet düşecek. Ters omuz baş omuz oldu. Yükselecek gibi yaklaşımlarda e, kesinlikle bulunmayın. Ben size gerçekten bu işin mantalitesini anlatmaya çalışıyorum. E, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Dediğim gibi gizli sekmeden açıyorum. Hani Herkesin kullandığı şekilde anlatmaya çalışıyorum. O yüzden mesela az önce sayfayı yenilemek zorunda kaldım. E, bu videoya 500 beğeni e, gelirse arkadaşlar ya da işte abone sayımız 6000'e ulaşırsa ikisinden bir tanesi olursa e, formasyonların ikincisini çekeceğiz arkadaşlar. İkinci dersini çekeceğiz. Başta da söylediğim gibi formasyon eğitimimiz yaklaşık en az 5 ders sürecek arkadaşlar. Daha fazlası da sürecek de en az 5 ders sürecek. Sonrasında neye geçeceğiz arkadaşlar? Hep birlikte örneklere geçeceğiz. Yani bütün öğrendiklerimizi komplike bir bütün halinde örneklerle açıklayacağız. Ve son olarak da ne yapacağız artık? Canlı yayın videolarımızda birlikte teknik analiz yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar izleyip terk etmeyin videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın kanala abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum görüşmek dileğiyle.